Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu esasında tüm Mercedes kullanıcılarını ilgilendiren bir konu, ilgilendiren cinsten bir konu. Şimdi arkadaşlar, 26.01.2020 tarihinde rutin bir yol kontrol GBT uygulamasına girdim. İşte ehliyet, ruhsat vesaire tüm belgeler benden istendi ve sorunsuz bir şekilde hiçbir eksiğim yoktu. Evraklarımızı teslim ettik. GBT sorgusu yapıldı. Herhangi bir eksiği, gediği yok aracın. Sigortamız tam, muayenemiz tam, egzoz pulumuz tam, kış lastiğimiz tam, emniyet kemerimiz takılı, hız yok, radar yok, ehliyetimizle ilgili bir sıkıntı yok, ceza puanı yok, alkol yok vesaire vesaire. Şimdi karşı taraftan telsizden polis memuru dedi ki araçın hiçbir sıkıntısı yok. İşte 1993 model mavi renk Mercedes. Şimdi görevli polis arkadaş da şimdi ben esasında o evrakları sizinle paylaşamıyorum. Çünkü resmi belge olduğu için burada yayınlamam doğru olmaz. Sadece bilgisayar üzerinden ben size açıklama yapacağım. Aracın ruhsatta rengi mavi gözüküyor. Tabii ki dedi ki bu araç dedi bu siyaha boyanmış dedi. Dedim ki bu araç siyaha boyanmadı. Bu araç muayeneden geçti. Hatta muayeneyi geçen sene Şubat ayında yaptırdım. Muayeneyi yapan görevli arkadaş da aynısını söyledi. Aracın ruhsatının mavi gözüktüğünü ama esasında siyah olduğunu muayeneden geçirmeyeceğini söyledi. O arada bilirkişi beyefendi, memur beyefendi geldi. Aracı inceledi, ruhsatı aldı, götürdü ve ruhsatın doğru olduğunu, aracın sistemde mavi siyah olarak geçtiğini ve ruhsatın doğru olduğunu bize söyledi ve görevli arkadaşa, yani muayeneyi yapan görevli arkadaşa benim etiketimi verip göndermemi söyledi, göndermesini söyledi. Ve nitekim araç sıkıntısız şekilde muayeneden geçti, hiçbir problem yok. Çünkü aracın renk grubunun mavi olduğunu söyledi bilirkişi mühendis. Polis buna inanmadı tabii ki. Bana 132 lira para cezası ve aracı bir hafta trafikten men etti sevgili takipçiler. Bugün trafik şubeye gittiğimizde şöyle bir şeyle karşılaştık. Trafik şubede sağ olsun bir abimiz, tecrübeli bir abimiz. Uzun zamandır da tanıyordum kendisini. Gittim yanına, durumu izah ettim. Ve bana dedi ki yapılabilecek hiçbir şey yok. Bu ruhsat kesinlikle değişmez. Çünkü dedi araçta dedi teknik bir tadilat yok dedi. Neye istinaden bu cezayı yazdığını anlayabilmiş değilim dedi. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurun dedi. Aracın üzerindeki ceza da kalkacak dedi. Trafik meni de kalkacak dedi. Çünkü dedi sisteme dedi de doğru gözüküyor dedi. Neyse yetinmedik. Oradan TÜV TÜRK'e gittik. TÜV TÜRK'teki aynen bilirkişi memur bey de aynısını söyledi. Neye istinaden renk kavramının çok farklı olduğunu, özellikle Mercedes'lerde bu tip şeylerin olduğunu, mesela hatta bana bir örnek kağıt da verdi, arabada o da, ben onun belki resmini yayınlarım size. Yeşil, aynı şeyin başına geldiğini daha önce. Mesela aracın kapalı ortamda siyah olduğunu ama normalde ışıklı ortamda renginin yeşil olduğunu. Bu sebepten dolayı aracın esasında alt renginin, taban renginin ruhsatta yeşil olduğunu ve aracın normalde kapalı ortamda siyah gözüktüğünden dolayı bir kusur sayılamayacağını gösterir bir belge verdi bize. Ama tabii ki bu belgenin herhangi bir resmi geçerliliği yok. TÜV TÜRK de aynı şekilde dedi ki yani bu aracı bana tekrardan muayeneye getirirseniz dedi ben yine dedi bu aracın dedi yani ruhsatını onaylayacağım, bu şekilde vereceğim. Ancak şöyle bir şey olabilir dedi, sahte bir dedi fatura alacaksınız dedi, aracı dedi boyattığınıza dair, ama öyle bir şey de mümkün değil, aracın rengiyle ilgili bir kusur yok ki, aracın fabrikasyon rengi zaten 199, arabanın böyle bir sıkıntısı yok. Şimdi bu konu birçoğunuzu da ilgilendiriyor. Ve nitekim iş Sulh Hukuk Mahkemesi'ne intikal edecek. Ve Trafik Şube Müdürlüğü de aracı kullanabileceğimi, bir sıkıntı olmayacağını bana beyan etti. Şimdi arkadaşlar Mercedes'lerde renk, şöyle söyleyeyim ben size, 199 örnek veriyorum.
Şimdi arkadaşlar. 199 mavi siyah metalik. Arkadaşlar bu aracın taban rengi mavi. Bakın bir resim daha göstereceğim size. Bu aracın rengi 199 Blauschwarz. Yani mavi siyah geçiyor. Esasında ruhsatta geçen mavi renk ibaresi doğru. Yani taban rengi mavi. Ama mavi siyah da yazılabiliyormuş. Ama o gün memur vatandaş, yani ilk tescili yapan memur, bunu direkt yani teknik şartnamesine bakarak renk tabanının mavi olduğunu görerek, bakın onu da göstereyim ben size. Bakın sevgili takipçiler. Ne diyor? Mercedes. Renk kodu 199. Blauschwarz. Blauschwarz ne demek? Mavi siyah demek. Bakın renk grubu ne diyor? Mavi diyor sevgili takipçiler. Yani esasında bizim 199 bu araç siyah gibi gözükse de aslında renk tonu mavi. Yani normal şartlarda bazıları da diyor ki ruhsatta mavi siyah yazması lazım. Bazı polis memurları ona da sıkıntı çıkartıyormuş, çift renk olmaz diye. Renk tonunun tabanı mavi olduğu için benim ruhsatım doğru. Yani araçta zaten hiçbir teknik bir değişiklik yok. Orijinal rengi neyse 199, color kodu neyse aracın üzerindeki de o sevgili takipçiler. Bakın tekrardan göstereyim. Renk grubu mavi. Bakın arkadaşlar. Yani aracın rengi esasında siyah gibi gözükse de mavi. Blauschwarz. Ama gelin görün ki maalesef bunu karşınızdaki insan anlamadığı için böyle sıkıntılar çekmek zorunda kalabiliyorsunuz ki belki sizlerin de başına gelebilecektir. Ben birkaç bilgi daha vereceğim bunlarla ilgili. Eğer böyle bir şey başınıza gelirse prosedür belli. Direkt sulh hukuk mahkemesine gideceksiniz. Kesinlikle ruhsat falan zaten değişmez dedi. Yani emniyet ruhsatın kesinlikle değişmeyeceğini, aracın herhangi bir teknik değişiklik olmadığı ve renginin orijinal olduğundan dolayı ruhsatın değişmeyeceğini beyan etti ve TÜVTÜK de bunu söyledi. TÜVTÜK'teki mühendis bilirkişi beyefendi de dedi ki yani bu aracı dedi bir daha muayeneye getirsem ben buna onay vereceğim bu mavi renk tonuna. Çünkü sistemde gözüken bu dedi teknik şartnamesinde aracın. Blauschwarz yani aracın esas rengi mavi siyah sevgili takipçiler. Şimdi bakalım Mercedes boya kodları. Bakın burada ne demiş? 199 siyah ince mavi siyah Blauschwarz. Yani mavi siyah geçiyor arkadaşlar. Bakın 900, az önce de bir şey gözüme çarptı. 906'ydı zannımca. Bir bakalım. Bakın arkadaşlar, bakın. Bu videoları lütfen izleyin ve takip edin. Gerçekten güzel bilgiler. Bakın arkadaşlar, 906 gri mavi, grau blue. Yani şimdi bu aracın ruhsatında teknik şartnameye göre gri yazması lazım ama gri mavi. Şimdi trafik çevirmesinde doğal olarak memur da soracak yani. Bu araç mavi ama ruhsatta gri geçiyor diye. Ama teknik şartnameye göre doğru. 906 kod gri mavi. TÜVTÜRK diyor ki teknik şartnameye göre doğru diyor. Trafik şube de doğru diyor. Ama gelin görün ki işte bu biraz da ben şöyle söyleyeyim size eğitim diyorum sevgili takipçiler. Yani mevzuat eğitimi eksikliği var diye düşünüyorum. Tabii ki tecrübeli memurlarımızı ben kesinlikle onlara bir lafım yok. Zaten bugün Trafik Şube Müdürlüğü'ndeki abimiz bize gayet açık ve net söyledi. Yani hatta bu cezanın anlamsız olduğunu, zaten iptal olacağını söyledi. Ben cezasında falan değilim arkadaşlar. Yani 100 lirasında, 130 lirasında değilim. Mevzu ceza değil. Mevzu benim bir kabahatimin olmamasından dolayı bana kesilen haksız ceza. Yoksa inancınız olsun bakın. Yani bir suçum olsa, örnek veriyorum, hız yapsam, çevreyi rahatsız etsem, hani ne bileyim, Allah muhafaza alkol kullanmıyorum ama alkollü olsam ya da farklı kırmızıda geçsem, yani bu tip bir suçum olsa ben anlayacağım, tamam diyeceğim. Yani cezama kesin, cezama razıyım. Ama ben arabada bir teknik değişiklik yapmamışım ki. 27 senedir bu ruhsatta mavi yazıyor. Arabanın renk zaten kod belli, skalası belli. 199 Blauschwarz. Bu arabanın renk tabanı mavi. İlk tescili yapan memur bey de o zaman zaten arabanın teknik skalasına bakarak ruhsatı düzenlemiş ve doğru yazmış. Bunu TÜVTÜK zaten onaylıyor. Esasında
Trafik Şube Müdürlüğü de kesinlikle bir şey demiyor. Gelin görün ki böyle işte trafik çevirmelerinde ekiplerin böyle saçma uygulamalarına maruz kalabiliyoruz arkadaşlar. Başınıza böyle bir şey gelirse kesinlikle cezaya itiraz ediyorsunuz ve aracınızda herhangi bir ruhsat değişimine falan gitmiyorsunuz. Bakın burada zaten Mercedes'in renk kodlarının hepsi var. Mercedes'in renk kodları zaten bir acayip. Yani şöyle söyleyeyim, çift renk çoğu. İşte yeşil siyah, ne bileyim mavi siyah, gri siyah, mavi yeşil. Bakın. Hadi buyur buradan yak. 877. Mavi yeşil. Hadi buyur buradan yak. Yani onun için bunlara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bakın 930 gümüş mavi. Yani çift renk kullanıyor. Çoğu yanar döner bu kalemun gibi. Hatta bir kardeşimizin de 220 kasası var. Onunla da geçen bir muhabbet oldu. Arabanın rengi almadembilek. Yani siyah geçiyor 220 kasa ama araba bordo gözüküyor. Ama siyah geçiyor. Baktığınız zaman arabanın rengi bordo. Mercedes de yani TÜV bu olayı çözmüş arkadaşlar. Yani TÜV'deki bilir kişiler olayı biliyorlar, olayın farkındalar. Diyorlar zaten bu hatta gelir gider gitmez durumu izah ettim ve sağ olsun bana dedi ki renk kavramı dedi Mercedes'lerde özellikle Mercedes'lerde dedi çok farklı. Yani neye göre o cezayı kestiğini anlamadım dedi. Ha o zaman bana kalırsa bu araba gri dedi. Alt taraflarda paku olduğu için hani arabanın yarısı gri. O zaman gri diyelim dedi alt taraflardaki renk farkından dolayı. Hani pakolarda yarısı farklı renk oluyor 124 kasaların. O zaman gri diyelim dedi. Kime göre neye göre dedi. Oradan teşekkür ettik, çıktık ve sulh hukuk mahkemesine gidip Allah kısmet ederse cezayı iptal ettirip aracın üzerindeki şeyi kaldıracağız sevgili takipçiler. Bunu da bir bilgi videosu olması hasabıyla sizlerle paylaşmak istedim. Başımdan geçen bu olayı dediğim gibi resmi evrakları sizinle paylaşmak istemedim burada. Yani olmaz resmi evrak çünkü burada birçok kişi izliyor. Hatta EPC'den de aracın veri kartı benim aracımın. Bakın görüyorsunuz 199. Görüyorsunuz color kod. Görüyorsunuz 199. Yani herhangi bir değişiklik vesaire yok sevgili arkadaşlar. Aracımın data kartından çıkarttım. Hatta data kartını komple yazıcıdan bastırıp da götürdüm emniyete. Bunu dedi Mercedes'ten dedi mühürlü şekilde işletebilirseniz geçerli olur dedi emniyetteki abimiz. Haklı, doğru. Hani ne malum senin yazmadın der. Elbette haklı. Mercedes'ten bunu mühürlü olarak işletirseniz bu belge geçerli dedi. Data kartın komple yazıcıdan döktüm götürdüm kendisine. O şekilde bir diyalogumuz oldu. Sağ olsun yol gösterdi. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum videoyu izlerse. Arkadaşlar durum bundan ibaret. Başınıza böyle bir şey gelirse bana ulaşırsanız ben de sizlere yol gösteririm sevgili takipçilerim. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Hız yapmayalım ve emniyet kemerlerimizi takalım. Havalar kötü, kış lastiklerimizi unutmuyoruz. Görüşmek üzere diyorum. Hayırlı günler.